Merhabalar. Bu videoda pivot tablolarda iki farklı tablodan tek tablo oluşturmayı göstereceğim. Tablo ilişkilendirme deniyor buna. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Onu anlatayım. Şimdi böyle iki tane tablomuz var. Birinci tablomuzdaki amacımız şu E sütunla buradaki bölge değerlerini getirmek. Bunu şu R ile de yapabiliriz diyeceksiniz. Evet, yapabiliyoruz. Şöyle. Aranan değer diyor. Neyi arıyoruz? Firma bilgisini. Nerede arıyoruz? Burada arıyoruz. Hangi sütunda? Bölge ikinci sütunda. Ve tam eşleştirme diyelim. Tamam dedik ve bölgeye getirdik. Bunu da böyle çift tıkla aşağı çekersek bu tablodaki firma bilgilerinin karşısında hangi bölgede olduğunu getirdik. Ama işte ne bileyim yeriniz olmayabilir sütun ekleyecek veya daha değişik bir yöntemle de bunu yapabiliyoruz. Şimdi onu göstereceğim. Şimdi buradaki amacımız işte pivot tabloyla tutar ve bölge bilgilerini getirmek. Şimdi öncelikle burada birinci tablomuzun üstünde tıklarken tıklayarak burada ekle deyip tablo olarak bunları Excel'e tanıtmamız gerekiyor. Tablo diyorum. Tablomuzu otomatik seçiyoruz. Lan, tablo diyelim. Evet. Bakın satışlar diye zaten otomatik. Aslında bu tablo 1'di. Ben daha önceki çalışmada kaydettiğim için bunu satışlar diye gözüküyor. Başka bir Excel çalışmasında da aynı ismi verdiği için aynı tabloyu gördü. Şimdi ikinci tablomuzu Excel'e tablo olarak tanıtalım. Ekle diyelim. Tablo. Tamam diyelim. Evet, bakın bunu da bölge, yani burayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bölgeler 2 diyebilirsiniz mesela. Bu tabloyu da bölgeler olarak isimlendirdik. Bakın zaten sağ alt köşesinde mavi bir işaret oluşuyor tablo olarak tanıtınca. Şimdi buradaki amacım normal bir pivot tablo oluşturmayı biliyorsunuz artık. Buradan satışlar tablosunun üstündeyken ekle pivot table diyelim tablodan aralıktan. Evet, şimdi bu ekran açıldığı zaman bakın burada bu verileri veri modeline ekle diyor. Burayı işaretlememiz gerekiyor bu ilişkilendirmenin yapılabilmesi için. Bunu işaretledim. Ve yeni çalışma sayfasında pivot tablomu oluşturacağım. Bu verileri veri modeline ekle. Burayı işaretlememiz gerekiyor. Evet, bakın pivot tablomuz oluştu. Ama nasıl oluştu? Burayı tablo 3 olarak isimlendirdi. Önemli değil. Şimdi yalnız ne oldu? Bakın etkin sayfayı oluşturdu. Şimdi bunun diğer bölgeler tablomuzu görebilmek için o da tablo 4 olarak isimlendirdi. Çakışmasın diye. Bu da tümünü görmek istiyorsak tablolarımızın buradaki tümü sayfasını seçmemiz gerekiyor. Etkin sayfayı görmek için de buradaki etkin sekmesini seçmemiz gerekiyor. Şimdi buradaki amacımız neydi bizim? Tablo 3 yani satışlar tablosundaki şöyle tekrar bakalım. Satışlar tablosundaki yani tablo 3 aslında bunun ismi. Firma bilgisiyle pardon, bölgeler tablosundaki firma ismiyle tutarı pivot tablo olarak getirmek. Şimdi buradan firma diyorum. Satırlar kısmına firmayı seçtim. Daha doğrusu şöyle yapalım. Seçip tablo 4'ten bölgeye getirelim şuraya. Tablo 3'ten de tutara getir. Evet. Bakın dikkat ederseniz
Toplam veri tutar hep aynı geldi. Burada Excel şimdi ne yapacağını bilmiyor. Bakın burada bir sekme açıldı. Bu Excel 2016'dan sonraki versiyonlarında yani şurası otomatik algıla diye geliyor ama 2013'lerde gelmeyebilir. Önemli değil. Burada oluştur diyeceğiz şimdi. Oluştur diyeceğiz ve ilişkilendirme tablomuz açılacak. Şimdi buradaki Excel bize ne soruyor? Her iki tablodaki ortak sütunlar hangileri? Biz burada bölgeyi biliyorsunuz belirledik. İşte tablo 3'teki tablo 3'teki firma ile tablo 4'teki firma aynı sütunlar. Bunu ilişkilendirecek şimdi tamam diyelim. Evet, bakın gördüğünüz gibi bölge satışları geldi. Bunu da şöyle sağ klik yapalım. Numara biçiminden. Bina aracını ayıralım. Yani böylece düşeri kullanmaya gerek kalmadan bu ilişkilendirmelerle mesela Akdeniz bölgesindeki toplam satışları bulduk. Yani herhangi bir düşeğe kullanmadım burada bakın. İki tablo arasındaki ilişkilendirme yaparak bu özelliği kullanarak toplam satışları buldum. Demin yaptığımız düşeğe bir daha yapalım bunu sağlamasını yapmak için. Aranan değer diyor bölge. Pardon, aranan değer firma ismini seçeceğiz. Tablo dizisi de şurası. Noktalı virgül sütun indiş sayısı ikinci sütun 0. Evet, otomatik getirdi tablo özelliği olduğu için. Şimdi mesela ne yaptık biz burada? Pivot tabloda Akdeniz bölgesindeki toplam tutarları getirdik. Şuradan Akdeniz bölgesini süzdürelim. Süzdürdük. Şuradan manuel toplatalım bakalım. Bakın 734.016. 734.016. Son olarak bir tane daha sağlamasını yapalım. Ege bölgesini seçelim. Bunun da toplam değeri 1.592.028'miş. Şurada tamamını almamışım. O yüzden toplam burada yanlış çıktı. Burada alt toplam özelliğini de kullanabilirim de şimdi uzamasın diye. 2.936.089 2.936.089. Yani pivot tablolarda bunu kullanabilirsiniz. Aslında SQL bilenler için, biraz bilenler için söylüyorum. SQL'deki tablo ilişkilendirme mantığıyla çalışıyor bu. SQL'de de böyle tablolar vardır. Farklı database'lerdeki tabloları, böyle aynı özellikteki tabloları birleştirerek yeni database'ler oluşturabiliyorsunuz SQL'de. Aynı mantıkta biraz daha basit. Excel'de bu özelliği eklemişler. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler.